Güç kaynağımızı değiştirdik. Bağlantı hazır. Start veriyorum. Verdim. Herhangi bir sorun yok gibi gözüküyor. Çalışıyor. Bakalım görüntü verecek mi? Herhangi bir görüntü elde edemiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bu içeriğimizde daha önce size göstermediğim ya da birçoğunuzun başına gelen bir sorunu nasıl düzelteceğimizi anlatmaya çalışacağım. Anakartı görüyorsunuz. Çalışıyor, stabil, herhangi bir sorunu yok. Görüntü alabiliyoruz. Benim modifiye ettiğim bir güç kaynağı bu. Şimdilik sorun yok. Güç kaynağını değiştirelim. Güç kaynağımızı değiştirdik. Bağlantı hazır. Start veriyorum. Verdim. Herhangi bir sorun yok gibi gözüküyor. Çalışıyor. Bakalım görüntü verecek mi? Bakın. Herhangi bir görüntü elde edemiyoruz. Ama her şey stabil. Herhangi bir sorun yok. Az önce anakartımız sorunsuzdu. Çalışıyordu diğer güç kaynağıyla. Ama bu güç kaynağını bağladığımızda her şey normal ama görüntü yok. Bir de voltaj değerlerini kontrol edelim. Şimdi ölçü aletimizde taktık. 3 volt var mı? Var. Görüyoruz. Besleme çalışıyor mu? Bekleme modu. Çalışıyor. 5 volt. 5 volt geliyor mu? Geliyor. Peki 12 volt geliyor mu? O da geliyor. Bakın arkadaşlar. Her şey stabil. Olması gerektiği gibi. Tüm voltajlar geliyor. Ama görüntümüz yok. İşte şimdi bunu nasıl düzelteceğiz? Bunu anlatmaya ya da sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Umarım bu videomu beğenirsiniz. Umarım faydalanırsınız. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Şimdi geçelim. Bu sorun neden oluyor? Neden görüntü alamıyorum anakarttan? Güç kaynağını açtık. Ben sorunun bu ana kondansatörlerden olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha evvelki tecrübelerime dayanarak böyle sorunlar yaşadığım için ve bunun çözümünün ana kondansatörleri değiştirmek ile mümkün olduğunu biliyorum. Bu sebeple ana kondansatörleri değiştireceğim ve aynı zamanda 12 volt katında bazı güzellikler yapabilirim. Ya da gerek de görmeyebilirim. Güçlendirme diye düşünebiliriz biz bunu. Bu ana kondansatörleri değiştiriyorum. Elimde aynı değerde 200 volt 1000 mikrofaradlık kondansatör var. Bunlarla bunu değiştireceğim. Bunlar da 200 volt 1000 mikrofaradlık kondansatörlermiş ama ömrünü tamamlamış. Yani içindeki yağ bitmiş, kurumuş ve kullanılamaz hale gelmiş. Bir de son olarak
Kondansatörleri yani ikili kondansatörü değiştirirken asla biri bozuk, sadece onu değiştireyim demeyin. Mutlaka ikisini birden değiştirin. Bu aklınızda olsun. Neredeyse bitirdik, tamamladık. Bir deneyelim, test edelim. Bilgisayara bağlamadan, anakarta bağlamadan önce. Bakalım çalışacak mı? Evet. Bu şekilde çalışıyor. Anakarta bağlayalım. Bakalım görüntü gelecek mi? Güç kaynağımızı anakarta bağladık. Az önce görüntü alamıyorduk. Şimdi test edelim. Çalıştırıyorum. Bakalım görüntü gelecek mi? Geldi. Evet. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşayım istedim. Birçok kişiye faydası olacağını biliyorum. Eğer anakartınızda görüntü alamıyorsanız önce güç kaynağından başlayın. Bu içerikte anlatmadığım birçok bölümler var. Bunları diğer eski videolarımda detaylı olarak anlattım. Bakarsanız bu konular hakkında daha çok bilgiye sahip olursunuz. Evet arkadaşlar, bu içeriğin de sonuna geldim. Umarım faydalı olmuşumdur. Eğer faydalı olmuşsam ve bunun gibi değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.